Sevgili seyirciler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın pek çok sonucu var, pek çok krize neden oldu. İşte tahıl kriziyle ilgili çözüm arayışlarını Türkiye'nin ön ayak olduğu ve tahıl koridoruyla bu krizin çözümüne bir adım daha yaklaştığımız sürece hep birlikte takip ediyoruz. Bir taraftan da enerji krizi var. Savaşın ardından artan elektrik ve gaz fiyatlarıyla başa çıkamayan ülkeler enerjide tasarrufa gitme kararı aldı. Yaklaşan kış öncesi Avrupa başta olmak üzere dünyada enerji krizi kapıda. Bu önemli konuyu konuşacağız. TRT editörü Mehmet Kancı bizlerle birlikte. Mehmet hoş geldin stüdyomuza. Hoş bulduk Zeynep. Şimdi pek çok krize sebep oldu dedik. İşte tahıl krizinin çözüm arayışları, Türkiye'nin çabası, çözüme bir adım daha yakın olmamız. Bir taraftan da enerji krizi var. Dilersen önce ülkelerin enerji kriziyle başa çıkabilmek için hangi tasarruf adımlarını ortaya koyduğunu gösterdiğimiz bir bilgi ekranımız var. Onu aktaralım izleyicilerimize, ardından sorularımızı sana yöneltelim. Evet sevgili seyirciler, dünyada enerji krizinin çözümü için ülkeler tasarrufa gidiyor dedik. Peki hangi ülke nasıl bir çözümle bu krizi aşmaya çalışıyor? Bilgi ekranında gelin hep birlikte bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ile başlayacağız. Su kanalları güneş panelleriyle kaplanacak. Ülkede yüksek enerji üreten, tüketen ampullerin kullanımına yasak getiriliyor. Kalıcı yaz saati uygulamasına geçildi. Üç başlıkta tasarrufu Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl gerçekleştireceğini ifade etmiş olduk. İngiltere'ye geçelim. Akıllı sayaç kullanımına geçilecek. Sosyal medyada tasarruf çağrıları yapılacak. Kışın termik santrallerden bazıları açık tutulacak. Bir sonraki ekranımıza geçelim hemen. Almanya ile devam edeceğiz. Bir sonraki ekranda tabii bu tasarruf önlemleri bu kadar büyük bir krizde ne kadar sonuç getirir bunu da soracağım birazdan, ama sıcak su belirli saatlerde kullanılabilecek Almanya'da. Klimalar belirli bir derecenin sınırını geçemeyecek. Duşta kalma süresinin kısa tutulması isteniyor. Fransa ile devam edelim. Klima kullanan işletmeler kapıları kapalı tutmak zorunda olacak. Neon ışık kullanımına kısıtlama getirilecek. Atık kızartma yağları toplanarak yakıta dönüştürülebilecek. Fransa'da enerji dağıtım şirketi EDF tamamen kamulaştırılacak. Aslında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın tasarruf adımlarını attık ama kriz karşısında bilmiyorum, biraz basit, biraz küçük boyutlu gibi geldi ama nasıl bir katkısı olabilir bu denli büyük bir enerji krizine? Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri yakın zamanda bir toplantı yaptılar ayrıca. Onu da eklemek lazım belki de. Önümüzdeki kış mevsimi için doğalgaz harcamalarını, tüketimlerini %15 dolayında kısacaklar. Ama senin de söylediğin gibi gerek bu tedbirler gerek %15 doğalgazı kullanımını azaltmak acaba Avrupa'nın karşı karşıya olduğu enerji krizini çözmeye yetecek mi? Çünkü sadece doğalgaz bazında düşünecek olursak Avrupa'nın yıllık tüketimi 400 milyar metreküp kadar ve Kuzey Akım 2 hattı savaşın başlamasıyla beraber zaten hiç açılma fırsatı bulamadan çöp haline gelmişti. Kuzey Akım 1 hattı da 21 Temmuz'da yeniden gaz akışı başladı ama Rusya, her ne kadar Ukrayna-Rusya savaşından önce enerjiyi bir silah olarak Avrupa'ya doğrultmayacağını söylemiş olsa da görünen o ki Rusya savaş alanında düştüğü durum nedeniyle ve savaşın da uzaması nedeniyle, bir takım yanlış hesaplar sonucunda savaşın uzaması nedeniyle bu enerji silahına daha fazla sarılacak gibi görünüyor. Ve Kuzey Akım 1 hattından günlük gaz akışını 30 milyon metreküp'e kadar indirmiş vaziyette. Tabii eğer geçtiğimiz kış mevsimi gibi Zeynep şiddetli bir kış yaşayacak olursa Avrupa kıtası, bu çok ciddi bir krize neden olacak. Bu sadece evlerde ısınma, konutlarda ısınmanın termostat ayarının düşürülmesi anlamında olmayacak. Endüstriyel üretimin de azalması anlamına gelecek. Elektrik üretiminin azalması anlamına gelecek. Bu küresel artık bir resesyonun da başlangıcı olarak görünüyor. Uluslararası para fonu tarafından artık küresel bir resesyonun kapıda olduğuna dair emarelerin daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Avrupa kredi derecelendirme kuruluşları 2022'nin ikinci yarısı için Avrupa Birliği ülkelerinde, Avro bölgesinde %0,2 ve %0,3 boyutunda daralmalar olacağı yönünde teşhisler koymaya başladı. Dolayısıyla 2023'te dünyayı ve özellikle Avrupa'yı tabii daha da zor günler bekliyor. Şunun altını çizmek lazım. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ülkelerinin Sovyet
tehdidi altına girmemesi için ekonomik açıdan ciddi bir yıkım vardı malum. Marshall planını uygulamaya koymuş ve Avrupa ülkeleri tarihlerinde görebilecekleri en büyük refaha ulaşmışlardı. Şimdi o refahtan ciddi şekilde feragat etmeleri gereken bir süreç başlıyor. Tabii sadece enerji krizi nedeniyle değil, bir de Rusya tehdidi nedeniyle malum NATO üyesi ülkeler savunma harcamalarını önümüzdeki yıl ciddi şekilde arttıracak. Ve dolayısıyla Avrupa'da ciddi bir refah sorunu gündeme gelecek. Almanya'da hükümet yetkilileri ne diyorlar? Bu artan enerji ve gıda fiyatlarına bağlı olarak yükselen enflasyonun da etkisiyle ve alınan da önlemlerin etkisiyle sosyal patlamalar bekliyor Almanya. Malum Fransa'da zaten sarı yelekliler meselesi hali hazırda gündemde. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinde 2008'deki küresel ekonomik krizin ardından yaşanana benzer bir takım sosyoekonomik patlamalar ve sokak olaylarını 2023'te daha fazla görmemiz ihtimal dahilinde. Aslında çok ciddi bir kısır döngüden bahsediyoruz. Birbirini tetikleyen olumsuz gelişmeler. Bu arada şu soruyu ekleyeyim, ardından bu ülkelerin aldığı tedbirlerle ilgili bir haberimiz var. Onu izleyeceğiz. Bu krizin, bu kadar geniş detaylı anlattın sen ama aslında tek müsebbibi Rusya-Ukrayna savaşı değil mi? Böyle değerlendirebilir miyiz? Aslında 2019'un son çeyreğinde Zeynep zaten dünya ekonomisinde bir duraklama dönemi başlamıştı. Bir de bunun üzerine Covid-19 pandemisinin piyasaların kapanmasından kaynaklı olarak yarattığı bir yıkım var. Dünya zaten bu yıkımdan kurtulamadı. Evet. Bir de tabii şunu da göz önüne almak lazım. Aslında Avrupa 2008'deki küresel ekonomik krizden, özellikle küresel ekonomik krizin Avrupa'da yarattığı genç işsizlik döngüsünden de kurtulabilmiş değildi. 2019 yılının, 2020 yılının daha doğrusu salgının en şiddetli kapanma kararlarına yol açtığı o Mayıs-Haziran aylarını hatırlayalım. O dönemde petrolün varil fiyatı -43 dolarlara kadar gelmişti. Yani öyle bir talep yokluğu vardı ki artık petrol para etmeyecek hale gelmişti. Ancak Ukrayna-Rusya savaşının tetiklemesi ve küresel anlamda o durgunluğun daha da hissedilir hale gelmesiyle beraber işte son aylarda ham petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyelerine geldi. Hatta kimi uzmanlar bu petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde 250 doları belki bulabileceğini iddia ediyorlardı. Bu yönde iddialar da gündemde. Dolayısıyla bu aslında iç içe geçmiş bir dizi krizin, 2008'den bu yana yakından inceleyecek olursak bir dizi krizin sonucunu yaşıyoruz ve Rusya'da tabii ki bu enerji krizinin ve gıda krizini kendi lehine bir fırsat olarak, Avrupa ülkeleri üzerinde baskı kurmak için bir fırsat olarak görüyor. Ve görünen o ki eğer savaş 2023 yılına uzarsa, Ukrayna savaşı, bu krizi biz daha derinlemesine hissedeceğiz. Şimdi o ülkelerin tasarruf, daha doğrusu tasarruf demeyelim buna, enerji kriziyle baş etme yöntemlerine bir örnek var. Onu izleyicilerimize aktaralım, sonra konuşmaya devam edelim. İsviçre'den bu örnek sevgili seyirciler. Avrupa'da yaşanan enerji krizi alternatif enerji kaynaklarına yönlendiriyor ülkeleri demiştik. Ülkeler bu yönde adımlar atıyor ama halkın da kendince önlem aldığı görülüyor ülkelerde. Örneğin İsviçreliler kış mevsimi için şimdiden odun stoklamaya başladı. Avrupa'daki mevcut enerji krizi alternatif arayışlara yöneltiyor. Ekolojik enerji politikalarının gündemde olduğu İsviçre'de o alternatiflerden biri odun. Yaz mevsimi olmasına rağmen halk şimdiden odun stoklamaya başladı. İsviçre'de yetkililer oduna olağan dışı bir talep olduğuna dikkat çekti. Wir beobachten so etwas wie einen Klopapier-Effekt beim Brennholz, sprich. Yakmak için bu zamana kadar hiç odun almadım, ancak insanların yakacak olarak kullanmak için odun aldıklarını görüyoruz. Hem de çok fazla alıyorlar. Bu insanların bütün kış boyunca odunla ısınmayı planladıkları anlamına geliyor. Seit 2008 ist die Waldbewirtschaft. Yükselen talep fiyatları da etkiledi. Odun fiyatları %10 arttı. Odun ticareti yapanlar ilk kez yaz aylarında bu kadar odun sattıklarını belirtiyor. Sanki Aralık ayındaymışız gibi odun satıyoruz diyorlar. Böyle devam ederse kışa varmadan odun tedarikinde sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulunuyorlar. Evet, İsviçreliler kömür değil odun stoklamaya başladı ama Almanya, özellikle Avrupa'daki pek çok ülke enerji kriziyle baş etmek için de
kömüre yönelmiş durumda. Bu başlığı konuşarak devam edelim. Birlikte izledik Mehmet. Bir enerji krizi var. O krize çözüm arayışlarında da aslında yanlış yöneldiğini ülkelerin ve insanların söylemek mümkün. Az önce de ifade ettik, bir kısır döngü var. Peki kömür ve odun kullanıldığında karbondioksit salınımı ne olacak? Sen de ifade ettin, çetin bir kış geçti, enerjiye çok daha fazla ihtiyaç oldu. Bu tablodan sonra peki orası nereye gidecek derken gerçekten kar topu gibi büyüyen bir krizle karşı karşıya mı kalıyoruz? Tahıl krizinde Türkiye ön ayak oldu ve bir çözüm masada artık çok da yakınız. Enerji krizinde de benzer bir şey olur mu? İki soruyu birleştirerek yönelteyim sana. Şimdi şunu söylemek lazım, dünya ciddi bir çelişkiyle karşı karşıya. Malum Paris İklim Anlaşması imzalandı ama şu son olaylara baktığımız zaman o iklim anlaşmasının hedeflerini tutturmak artık mümkün değil. Neredeyse nükleer enerji yeşil enerji haline geldi. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri hem kömüre yöneliyor hem de ellerindeki nükleer reaktörleri daha uzun süre kullanmak üzere programlar yapıyorlar. Hatta Fransa yeni nükleer reaktörler inşa etmek için harekete geçti bile. Tabii ki kömürden elektrik elde etmek bu çok önemli, bazı ülkeler için önemli bir hale geldi. Hem Asya Pasifik bölgesinin önemli endüstriyel tesisleri hem de Avrupa'nın endüstriyel tesisleri ciddi bir kömür talebi içerisinde. Hatta bugün haberlerde yer aldı. Bir Japon demir çelik şirketi bir enerji şirketiyle tonu $375'dan, ki bu rekor olarak ifade ediliyor, kömür anlaşması yaptı. Yani sadece doğalgazda fiyat artışı olarak bakmamamız lazım ya da petrolde, aynı zamanda diğer alanlarda da enerjinin fiyatı giderek yükseliyor. Dolayısıyla kömüre olan talep, nükleer enerjiye olan talep ve ihtiyaç da önümüzdeki dönemde artacak. Ve yalnızca kış mevsimini düşünmeyelim. Şimdi Avrupa'da, Fransa'da ciddi yangınlara yol açan, İngiltere'de rekorlar kıran sıcaklıklar vardı. Yani bir yandan da dünyanın serinlemeye ihtiyacı var. Ama bu kısır döngüden bir türlü çıkamıyoruz. Evet. Çünkü enerji ihtiyacı var, fosil yakıtlara geri dönüş var. O fosil yakıtları kullandıkça dünyanın yeniden ısınması meselesi var. Yani içinden çıkılmaz bir manzarayla evet, karşı sanki karşıyayız yokuş aslında. Sanki aşağı gidiyor gibiyiz. Yani evet olarak. Şu anda durum biraz öyle. Peki tahıl koridoru anlaşması gibi bir enerjide bir anlaşmaya evet. Yani bu enerji krizinde de Türkiye'ye bir alan açılır mı? Bunu Türkiye olumlu, kendine yönelik olumlu bir tabloya çevirebilir mi? Çünkü gerçekten büyük bir kriz. Tahıl krizi de öyleydi. Tahıl deyip geçmemek lazım. Belki onlarca sektörü ilgilendiren ve krizin çözümüyle onlarca sektörde rahatlamaya, belki küresel çapta ekonomiye olumlu katkısı olacak bir adım atıldı Türkiye tarafından. Benzer bir şey olabilir mi? Burada bir açık var mı Türkiye'nin faydalanabileceği? Tabii ki, yani Türkiye tarihin otobanında oturduğumuzu, yaşadığımızı söyleyebiliriz. Anadolu öyle bir coğrafya. Nitekim 18 Temmuz'da tahıl koridoru anlaşmasının hemen öncesinde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'in, Ursula von der Leyen'in Azerbaycan'a yaptığı bir ziyaret vardı. Orada İlham Aliyev ile von der Leyen önemli bir anlaşmaya imza attılar. Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'dan aldığı 8 milyar metreküp yıllık doğalgazın 20 milyar metreküpe çıkartılmasına karar verildi. Avrupa Birliği yetkilileri ve Avrupa ülkeleri Nijerya'da bugün doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz ve petrol alımı için çaba gösteriyorlar. Aynı şekilde, fakat bunun sevkiyatı için yeni bir hazırlık yapılması gerekiyor, bütçe ayrılması gerekiyor değil mi? Bunlar biraz ki, zaman alacak ve bütçe gerektiren hatta çok sayıda şeyler. Sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyacak geminin tersanelere, Güney Kore tersanelerine sipariş verilmiş durumda. Hı-hı. Yani farklı sektörler el birliğiyle bu soruna çözüm bulmak için çalışıyor ama bunlar biraz geç kalmış önlemler. Evet. Uluslararası Enerji Ajansı'nın icra direktörü Fatih Birol aslında yıllardır bu soruna dikkat çekiyordu ama ancak bunun anlaşılabilmesi için bu savaşın yaşanması gerekti. Evet. Şimdi Azerbaycan'la mesela Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşmanın ardından bu gaz nereden geçecek? Anadolu topraklarından TANAP üzerinden geçecek. Yine Rusya ve İran'la Tahran'da gerçekleşen Astana zirvesi kapsamında da Türkiye'nin İran'la bir takım görüşmeleri oldu. İran şimdi 2025'te dolacak doğalgaz anlaşmasının süresini uzatmak istiyor ama aslında bölge ülkelerinde şunun farkına varması lazım. Türkiye Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının karşılanmasında, enerji ihtiyacının karşılanmasında giderek önemi artan, yani tahıl meselesinden hatta daha da önemli bir pozisyonda olan bir ülke. Dolayısıyla gerek bölge ülkelerinin, gerek bölge ülkeleri, yani Türkiye üzerinden Avrupa'ya enerji ulaştıracak ülkelerin Türkiye ile olan ilişkilerinde daha
dengeli olmaları gerekiyor. Aslında bunu da görüyoruz zannediyorum. Tabii ki mesela NATO'da bu üyelik sürecinde Türkiye'nin kartlarına evet denmesinin Türkiye'nin jeopolitik konumunun ne kadar önemli olduğu, bu krizlerde çözüm noktasında ne kadar kritik önemde olduğu aslında ortaya çıkmış oldu. Fark edildiğini de gördük zannediyorum bu süreçte. Tabii ki mesela 2010'da işte bir enerji işbirliği anlaşması olarak tasarlanıp aslında Türkiye'ye yönelik bir askeri yapılanmaya dönüşen Doğu Akdeniz Enerji Forumu vardı. Fakat İstmet projesinin rasyonel olmadığını Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bunun parçası olan ülkeler kabul etti. Fakat Yunanistan gibi ülkelerin hala enerji, yani Türkiye'siz bir enerji koridoru oluşturmak, Türkiye'siz bir şekilde bölgenin ekonomisini tanzim etmeye yönelik bir takım planları ve gayretleri olduğunu görüyoruz. Ama bu mümkün değil ve Anadolu'nun olduğu pozisyonda, sahip olduğu jeostratejik pozisyonda eninde sonunda Avrupa'nın 2023 sorunlarını çözmesi için gerek gıda bazında, gerek güvenlik bazında, gerek enerji bazında Türkiye'nin kapısını çalmaya devam edecekler ve 2023 yılında bunun etkilerini, Türkiye'nin gerek NATO'daki taleplerinden kaynaklanan etkilerini daha net bir şekilde göreceğiz. Peki o zaman biraz da o olumlu tabloyu, o olumlu olasılığı konuşalım. 2023 yılında bu kriz çözülürse, enerji krizi ve Türkiye'nin öne ayak olmasıyla, adımlarıyla, varlığıyla çözülürse Türkiye'yi ve dünyayı nasıl bir yeni dönem bekler? Şimdi tabii tahıl koridoru anlaşması umut edildiği gibi pozitif bir şekilde sonuçlanırsa bu enerji krizinin çözülmesine, hatta belki savaşın bitmesine de, tabii ki Ukrayna-Rusya savaşının bitmesine de belki vesile olabilir. Çünkü savaş umulandan çok daha uzun sürdü. Chicago Üniversitesi'nden bir bilim insanının, şu anda ismi aklımda değil ama, yaptığı bir araştırmaya göre 1815'ten beri dünyada yaşanan çatışmalar en fazla 3 ay sürmüş. 1973'teki Arap-İsrail Savaşı, ki petrol krizine yol açmıştı, o bile 19 gün sürmüştü ama yarattığı petrol krizi dünyayı derinden sarsmıştı. Şimdi Ukrayna-Rusya Savaşı'nı biz 5. ayını geride bıraktık ve 2023 yılına doğru gidiyor. Yani bu savaşın daha fazla sürmesi yalnızca can kayıplarına yol açmıyor. Dünyada küresel anlamda ciddi bir sosyoekonomik yıkımı beraberinde. Peki. Gün geçtikçe daha fazla getiriyor. Çok teşekkürler Mehmet Kancı. Önemli değerlendirmelerde bulundun. Teşekkür ediyoruz.